Alexander Pushkin, modern Rus edebiyatının kurucusu, Rus halkının milli şair. 1799'da Moskova'da dünyaya gelen Pushkin, henüz 8 yaşında bir bebeyken Fransızcayı çok ilerletmişti. O kadar ilerletmişti ki Rusçası kadar iyiydi. 11 yaşında Fransızca şiirler ve komediler yazmaya başlamıştı. Aristokrat bir aileye mensup olan Pushkin'in şiirleri ve taşlamaları halk arasında yayılmıştı. Yönetime karşı çıkan bu özgürlükçü halleri onun uzun yıllar sürgünde kalmasına da yol açmıştı. 1829'da bir gözlemci olarak Rus ordusuna katıldı ve Erzurum'a geldi. Osmanlı topraklarına gelen Pushkin, Erzurum Yolculuğu adında da bir eser yazdı. Buraya bir dipnot, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı gerçekleşmiş, bu savaş sonucunda imzalanan Edirne Antlaşması'yla Sırplar yarı bağımsız, Yunanlar ise tam bağımsız olmuştu. Osmanlı'ya karşı ilk isyan eden Sırplar olsa da ilk bağımsızlığını bu anlaşmayla Yunanlar kazanmıştı. Tarihsel süreçten çıkıp Pushkin'i tanımaya devam edelim. Karısı olacak olan Natalya Gonçarova'ya seyahat öncesinde evlilik teklif etmişti. "Gel benim Gonca gülüm ol" demişti. Gonçarova bu teklife net bir cevap vermemiş. Seyahat sonrasında ise Pushkin evlilik teklifinde ısrarcı olmuştu. "Ya benim olursun ya kara toprağın" tadındaki didişmeler, çekişmeler sonucunda Natalya'yı evlenmeye ikna etmişti. Pushkin'in en önemli özelliklerinden biri de ölümüne katılmış olduğu düellolar. "Ya Pushkin, senin hiç mi canın kıymetli değil? Hiç mi canın tatlı değil? Sen Memati Baş mısın? Polat Alemdar mısın yahu?" 28 düelloya katılmış, katıldığı 29. ve son düelloda ise hayatını kaybetmiştir. Peki bu son düello nasıl gerçekleşmiştir? Fransız şairlerin etkisinde kalan, Fransızca şiirler yazan, sular seller gibi Fransızca konuşan Pushkin'in karısı Natalya'ya bir Fransız subay asılmakta. Asıldığını birkaç asılsız mektuptan öğrenmiştir. George Charles adındaki bu Fransız subayı 27 Ocak 1837'de St. Petersburg yakınlarındaki Karadere'de düelloya davet etmiştir. Mendille değil tabii ki, eldiven. Düello günü taraflar yerlerini almıştır. Düellonun kuralları gereği birbirinden belli bir mesafede bulunmaktadır her ikisi de. Kayıtlara göre ilk ateş eden Charles olmuştu ve Pushkin'i karnından yaralamıştır. Zar zor hareket edip silahını doğrultan Pushkin, Charles'ı hedef almıştır. Charles yerinden kıpırdamamış ve Pushkin'in ateşi sonucunda omzundan yaralanmıştır. Pushkin iki gün can çekiştikten sonra hayata gözlerini yummuştur. Pushkin'in düello günü son uğramış olduğu mekan şimdiki adıyla Cafe Literaturnia'dır. Doğru mu söyledim acaba? Ve bugün o kafede Pushkin'in bal mumundan heykeli bulunmaktadır.